sebepsiz yere seversin Sakarya'yı. Tıpkı anneni sever gibi, karşılık beklemeden. İçindeki Anadolu hamurunu kaybetmeyen tek büyük şehirdir. Sevgidir Sakarya. Hocam,
Başkanım kamera
Değerli konuklarımız, öncelikle bu güzel günümüzde siz değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Şöyle kapının yanından, arka taraflarda masalarımız, sandalyelerimiz vardır. Oturmak isteyen siz değerli misafirlerimizi davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz. İmza için üyelerimizi bekliyoruz.
Haydi. Yo! Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah, Rahim Allah, Kerim Allah. Yeah.
Çanakkale dönüşü. Haydi. Haydi, yo!
Allah Resulü müşteba imdadı ruhaniyetine, bir cümle aleme İslam'ın sıhhat-ü selametine, şanlı ordularımızın devamlı zaferiyetine, aziz devletimizin bekayı temadüsüne. Birler, üçler, yediler, kırklar, göçenler de beni devranına. Hu diyelim. Hu. El kan, kılıcı kan, sine süryan, ciğeri püryan. Meydanı şehadette Allah yolunda revan. Kahrımız, gazabımız, düşmanı ziyan. Hadi ben korkmadık. Korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğrun açık olsun. Ey serdar mücahit. Hüda kılıncını keskin etsin. Ömrünü gün gibi medit. Fahri alemi hoşnut ettik. Hak rızayı ekberin etsin. Mübarek mesaj. Masrum min Allah'ı mefethulleri. Ve beşirin selam.
Peki. Saygıdeğer konuklarımız, Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin 6. olağan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Şad olsun. Şimdi gösterilerini yapmak üzere Gey ve Spor Kulübü Halk Oyunları ekibini sahneye davet ediyorum. Thank you.
Heyve Spor Kulübü halk oyunları ekibinden çok Ahmet Pekşen Başkan Vekili, Kaan Yiğit Yazman, önerenler Nesrettin Kırık, Hidayet Yiğit, Cemal Başak, Cahit Kaytars. Arz ederim. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Başkanım kolay gelsin. Programımıza katılamayan bir görevlerimizin, büyüğümüzün telgrafını arz edeyim ve sonra mikrofonu size takdim edeyim başkanım müsaadenizle. Sayın Necmettin Kırık, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı, davetinize teşekkür eder. Genel merkez toplantılarımın yoğunluğu sebebiyle Ankara'da bulunduğumdan icabet edemiyorum. Olağan genel kurul toplantınızın hayırlı olmasını diler. Sizlere çalışmalarınızda başarı temennisiyle selam ve saygılarımı sunarım. Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı, Sakarya Milletvekili. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, çok kıymetli protokol. Bize bu görevi layık gördüğünüz için sizlere bir kez daha ben arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. olan genel kurulunun hayırlı olmasını temenni ediyor. Genel kurulu gündemin akışına göre devam ediyoruz. Malum biliyorsunuz. Türkiye'nin gündeminde siyaset var ve siyasi olarak da yoğun bir gündem yaşıyoruz. Sakarya'da da bu yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben burada bulunan siyasi partide görevli arkadaşlardan katılıma teşvik edenlerin isimlerini, ünvanlarını yardımcı olurlarsa sevinirim. Teşekkür ederim. Evet. Değerli Genel Kurul, ben sizlere gündemi arz etmek istiyorum. Açılış ve yoklama yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı idrak ettik. Üçüncü gündem maddemiz Divan Başkanlığı'nın teşekkürü oluşturuldu. Dördüncü gündem maddemiz Konuşmacılar Dernek Başkanlığı ve misafirlerimizin konuşması. Beşinci gündem maddemiz Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve ibrası. Altıncı maddemiz Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve ibrası. Yedinci maddemiz tahmini bütçenin okunması, oylanması, ibrası. Sekizinci madde dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazların üzerinde aynı hak tahsis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Dokuzuncu madde denetim kurulu veya kurulmuş olan federasyon ve konfederasyonlara üye olmak. Katılması, delege vermesi, aynı zamanda federasyon ve konfederasyon üyeliğinden çekilmek konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 10. maddemiz yönetim kurulu 30 asil 30 yedek ve denetim kurulu 5 asil 5 yedek üyelerinin gizli oyla seçilmesi. 11 dilek ve temenniler. Evet, gündeme madde eklemek isteyen arkadaşlarımız var mı? Gündem bu şekilde. Cahit Bey, bir madde eklenecek yanılmıyorsam o. Şu mu? Evet. Sakarya Yerel Kültür Derneği olan 6. olan Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bir dernekten ticari kazanç elde etmek ve elde edilecek bu kazancı amaçlarına uygun sarf etmek veya tahsis etmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gerekli şartlar ve hükümlerin yerine getirilerek ticari faaliyetleri için derneğe bağlı bir iktisadi işletme kurulması konusunda yetki verilmesi. Bu nedenle genel kurul tarafından iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
2. Gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla derneklerin ilerledikleri illerindeki gençlik hizmetleri ve sosyal il müdürlüğüne kayıtlarını yaptırarak spor kulübü gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernek kayıt ve tescillerini yaptırdıktan sonra gençlik kulübü gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan derneklere faaliyetleri yönünde ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptırdıklarında gençlik ve spor kulübüne ünvanını kazanırlar. Halk oyunları faaliyetlerimizi yürütmek ve yarışmalara katılmak için gençlik ve spor kulübü kurulması işlemlerini yürütülmek üzere genel kurul tarafından yönetim kuruluna yetkilerin verilmesi, 3. ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini desteklemek, burs imkanlarını sağlamak ve eğitim, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda hizmetler vermek ve çalışmalarda bulunmak amacıyla kanunda belirlenen şartların tamamlanması ile vakıf kurulması için genel kurul tarafından yönetim kurulu yetki verilmesini saygıyla arz ederim. Necmettin Kırık, Erdine Atalay mı? Evet, Cemal Başak, Selami Gülsoy, Cahit Kaytaz. Değerli hazırım, bu gündeme bunu almamız için sizin oylarınızı sunmamız gerekiyor. Yönergeyi gündemde görüşmek üzere oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, o kadar çok evrak var ki nereden başlayacağımızı biz de bilemedik bir anda. Evet. Gündemin 4. maddesinde Yerel Kültür Derneği Başkanımız Sayın Necmettin Kırık'ın selamlama konuşması var. Buyurun başkanım. Sayın Vekilim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkan adaylarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, başkanları, Sakarya'mızın oda başkanları, dernek başkanları ve yöneticileri, değerli muhtarlarımız, şehir dışından Yerel Kültür Derneği'nin 6. olan genel kuruluna katılmak için gelen değerli misafirlerimiz, değerli üyelerimiz, değerli basın mensupları, sayın misafirler, öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Sakarya Yerel Kültür Derneği'mizin 6. olan genel kuruluna katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. 2002 yılında 54 tane kurucu üye tarafından kurulan Sakarya'nın yerel ve yerleşik kültürü olan Manav kültürünün kayıt altına alınması, gelecek nesillere aktarılmasıyla birlikte Sakaryalılık ruhu, şehir aidetliği, şehir bilinci oluşturulması amacı içinde kurmuş olan Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni kurma fikrini ortaya atan, kurulmasında emek veren, kurulduğu günden itibaren Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin yönetimlerinde görev almış, başkanlık yapmış, değerli büyüklerimizden ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaklaşık olarak 3 yılı aşkın süreden beri Sakarya Yerel Kültür Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığı ve arkadaşlarımızla beraber idarecilik yapmaktayız. Yerel Kültür Derneği'nde göreve başladığımız ilk günde derneğimizin kurumsallaşması, Sakarya ve şehrimize yakışır bir kültür derneği oluşması anlamında çalışmalar yaptık. Üye sayılarımızı arttırdık Yerel Kültür Derneği'nin göreve geldiğimizden itibaren. Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin markasını teslim ettik. Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin bu bünyesinde kadın kolları, gençlik kolları oluşturarak hem kadınlarımızı hem de gençlerimizi Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin çatısı altında faaliyet sergilemeler imkanı sağladık. Sağlık kurumlarıyla anlaşma yaparak Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin üyelerinin şehrimizdeki sağlık kurumlarında daha ekonomik ve uygun fiyatlarla faydalanmasını sağladık. Yönetim kurulu toplantılarımızı gerektiği zaman Taraklı'da, bazen Hendek'te, Sakarya'nın birçok bölgesinde yaparak bütün şehirde kucaklaşmayı sağladık.
bayramlaşma etkinlikleri düzenledik burada. Bence Sakarya'nın, şehrimizin en merkezli bir bayramlaşmasını düzenleyerek Sakarya'nın bir buluşma noktası oluşturduk. Ben bayramlaşma etkinliklerimize de katılanlara, büyüklerimize de oradan teşekkür ediyorum. Geçen yıl Kaynarca Şeyh Musulettin Camii'nde, şehirle, Sakarya'yla ilgili sohbetler gerçekleştirdik. Bu sohbetleri de kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılması için bir kayıt oluşturduk. Yine bu sene içinde bulunduğumuz otağda Meci Sohbetleri adında Sakarya'mızda, gönlümüzün başkenti, kalbimizin başkenti Sakarya için şehir sohbetleri yapıyoruz ve bunları da yine kayıt altına alarak gelecek nesillere bir miras bırakmak istiyoruz. Bize, bu da bizim önemli çalışmalarımızdan birisi. Değerli misafirler, değerli konuklar, şu anda yaklaşık 3 yıldan beri Yerel Kültür Derneği yönetimindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu otağın oluşumu da yine bizim dönemimizde oldu. Biz bu otağı Sakarya'nın, şehrin bir buluşma noktası haline getirmeye çalışıyoruz. Bu gördüğümüz tablo da iyi yolda olduğumuzu, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim için Yerel Kültür Derneği'ndeki yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi de Manav kültürüyle ilgili 4 adet kitabın basımıyla gerçekleşmesi. Biz Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin yönetiminde bulunduğumuzda bence yaptığımız en iyi, en güzel çalışma da buydu. Ben benimle beraber emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben öncelikle tabii Sakarya Yerel Kültür Derneği, Sakarya'daki bütün siyasilerle, icraata bulunan belediye başkanlarıyla, yerel yönetimlerle devamlı irtibat halinde. Biz buranın hem bu otağının oluşmasında hem de kitapların ve kayıt altına alacak evrakların hazırlanmasında yerel yönetimlerden destek alıyoruz. Sayın Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk, Cavit Başkanım burada. Cavit Başkanımla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'ndan da biz faaliyetlerimize büyük destekler aldık. Biz görevde olan bütün belediye başkanlarıyla iyi geçirdik. Devamlı destek aldık. Kimin kapısına gittiysek Allah'a şükür aldık yani. Bunlara bir sıkıntı yok. Şimdi burada tabii birçok da belediye başkanı adayı var. Şimdi burada göreve geldiği zaman hiç direktman hani konuyu şey yapalım. Göreve geldiği zaman da biz buradaki başkanlarımızdan aynı desteği bekliyoruz Sakarya Yerel Kültür Derneği inşallah. Ve bu desteklerini vereceklerine inancımız var. Ben sözlerimde yani buradaki genel kurulda bize üyelerimiz ve Sakarya Yerel Kültür Derneği sevenler tekrar görevlendirirse bu alanda bir tarak evimiz var. Tarak evimizi bitirerek faaliyete geçirmek istiyoruz. Bununla birlikte üye sayımızı arttırmak ve Sakaryalılık ruhu, şehir aidiyetliği üzerine daha verimli, daha yüksek tirajda çalışmalar yapmak istiyoruz. Ben sözlerime son verirken bu toprakları vatan yapan ve vatan olarak tutulması için verilen mücadelede şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Benimle birlikte bir dönemde Sakarya Yerel Kültür Derneği'nde yönetim kuruluna görev alan arkadaşlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Göreve devam etmeyeceklere hayatlarında başarılar. Tekrar bizimle birlikte göreve devam edecek arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Tekrar Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'na katılımından dolayı şahsım ve Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin üyeleri adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmasından dolayı divan olarak biz de teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, ben elime gelen notları istinaden aramızda bulunan değerli misafirlerimize elimizden geldiği kadar hata yapmadan ve unutmadan okumaya çalışacağız. Evet. Sıralamada yanlışlık yapabiliriz çünkü çok bir liste var önümüzde gelen. Sırasıyla okuyalım. Aramızda Taraklı Belediye Başkanı Sayın Taceddin Özkahraman Bey aramızda. Kendisinin bu derneğe çok ciddi katkıları olmuştur Taraklı kültürüyle alakalı. Biz kendisine teşekkür ediyoruz aramıza katıldığı için. Yine sırasıyla gidelim. Yine AK Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Taver Bey aramızda. Hoş geldiniz diyoruz.
AK Parti Sayın Mutlu Işıksu. Sayın Erenler Belediye Başkanımız Cavit Öztürk aramızda. AK Parti Erenler İlçe Başkanı Beşir Doğru Sever mi aramızda? Yine AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı Sayın Fevzi Kılıç Bey aramızda. Evet. Değerli arkadaşlarımız, biz yine aramızda MHP İl Başkanı Sayın Ahmet Ziya Akar Bey. Evet, Sayın Mehmet MHP Milletvekilimiz Sayın Levent Bülbül Bey. İki tane gelmiştiniz de. Evet, bu arada bir de 54 Samsun Balıkesir 716. Arkadaşlar, bu araç acil yerinden alınsın. Evet. Protokol sunumuna biraz ara verip bir misafir konuşmacı almak istiyoruz. Evet, konuşma yapmak isteyen. Tamam, buyurun Sayın Vekilim. Sayın MHP Milletvekilimiz Muhammed Levent Bülbül Bey. Buyurun. Sayın Başkan. Aynı zamanda MHP Grup Başkan Vekili kendisi. Evet, bize yandan böyle takviye bilgiler verirseniz biz de düzeltmesini yaparız hemen. Bitene kadar toparlarız değil mi başkanım? Hani İnşallah. İnşallah. Evet. Çok değerli divan, sayın protokol, çok değerli hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yerel Kültür Derneğimizin bugün icra edilmekte olan 6. olan genel kurulunda bir arada bulunmaktan ötürü son derece mutluyum. Yerel Kültür Derneği bizim kurulduğu günden bugüne çok kıymet verdiğimiz, varlığından son derece mutlu olduğumuz, Sakarya adına, Sakaryalılık adına son derece mutlu olduğumuz ve önemsediğimiz bir kuruluş. Kurulduğu günden bugüne kadar çok iyi niyetli faaliyetlerle Sakarya'mıza katma değer oluşturacak birçok hizmete imza atmaya gayret edilmiştir ve bundan sonra da bunlara devam edileceği konusunda inancımız tamdır. Bugüne kadar emekleri geçen bütün değerli yöneticilerden, yetkililerden Allah razı olsun. Benim Sakarya adına söylemek istediğimiz belki en önemli hususlardan bir tanesi, Sakarya göç olan bir şehrimiz. Bugün göç olması değil, dün ne olduğunu ifade etmek açısından bunu söylüyorum. Sakarya hem Balkanlardan, hem Kafkaslardan, hem Anadolu coğrafyasının birçok yerinden yaklaşık 100-150 yıldan itibaren göç almış, Türkiye'de bu konuda bir millet olmayı, beraber bir olabilmeyi, etle tırnak olabilmeyi, akraba olabilmeyi, birbirinin iyi gününde, kötü gününde, tasasında, kıvancında bir ve beraber olunacağının nasıl en mükemmel seviyede olacağını gösteren bir vilayetimiz olarak bu açıdan çok önemli. Bu noktada arkadaşlar, bunun ekosunu biraz bir düşürür müsünüz diye ilgilenen bir arkadaş. Evet. Yani sanatçı olarak şarkı söylemeye çıksam güzel bir ayarda ama konuşmada biraz zor oluyor. Şimdi Sakarya millet olma, milletleşebilme, sosyolojik açıdan milletleşebilme meselesini layıkıyla başarabilmiş bir vilayetimiz, bir şehrimiz. Burada herkes birbiriyle akraba, eş, dost, can ciğer durumda. Bu büyük bir kazanç. İşte bu kazancın, bu oluşumun, bu milletleşme meselesinin nasıl gerçek olduğunu, hep beraber nasıl Türk milleti olabildiğimizi gösterebilmek ve bu süreci iyi analiz edebilmek açısından bu derneklerin çok büyük ehemmiyeti var.
İşte Sayın Başkanımız bu güzel otağın kurulması emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Buralar bu sohbetlerin yapılabileceği ve insanlarımıza Sakarya'nın Sakaryalılık ruhunun ne olduğunun çok daha iyi bir şekilde yerleştirilebileceği yerler. Bizler bu memlekette doğduk, bu memlekette büyüyoruz ve Allah'ın izniyle bu memlekette, Allah nasip ederse, bu memlekette gözlerimizi yumacağız. Mezarımız burada, hayatımız burada, her şeyimiz burada. Bu noktada Türkiye'de evet herkes bir yerden, bir taraftan gelmiş olabilir ama arkadaşlar biz Sakaryalıyız. Ve bu Sakaryalılık ruhunun perçinlenmesi ve çok daha iyi bir şekilde vurgulanması bu birlik beraberliğin temini ve devamı açısından büyük önem arz ediyor. Bu noktada yapacakları çalışmalardan ötürü şimdiden yeni oluşacak yönetime ben muvaffakiyetler dilemek istiyorum. Bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Sakarya'da, memleketimizde, Türkiye'mizde hep iyi günler, güzel günler görür. Refah içerisinde, güvenlik içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağımız bir memleketi Allah bize nasip etsin diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Peki, ayağınıza sağlık. Değerli hazırım, biz bir taraftan yine içimizde bulunan çok değerli misafirlerimizi takdim etmeye devam edelim. Yine aramızda Erenler Kaymakamımız Sayın Salih Karabulut beyefendi aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Türk Kadınlar Derneği Başkanı Tevhide Yahan. Doğru okudum herhalde. Evet, hoş geldiniz. Evet. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Ethem Efe Bey. Hoş geldiniz. Ada Pazarı Kızılay Başkanı Sayın Nur Gülşah Hanımefendi herhalde. Evet. Öyle mi? Hayırlı olsun. Yine aramızda Erzurumlar Derneği Başkanı Sayın Abdurrahman Polat Bey aramızda. Hoş geldiniz. Bakkallar Odası Başkanı Sayın Ahmet Akdardahan. Evet, doğru okuyun herhalde. Hoş geldiniz. Yine aramızda Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Fehmi Özüpek. Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Federasyonu Başkanı. Evet, Türkiye Cami, yanlış mı okuyorum arkadaşlar? Ben... Evet, Türkiye Cami ve Kur'an Kursu Federasyon Başkanı Sayın Recep Kıyak Bey aramızda. Hoş geldiniz. Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Akgün Altuğ Bey. Hoş geldiniz. Müsiyat Sakarya Şubesi Başkanı Sayın Yaşar Coşkun. Hoş geldiniz. Sakarya Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Otomobilciler Başkanı Sayın Feridun Canbaz Bey. Hoş geldiniz. Yine Sakarya Minibüsçüler Odası Başkanı Sayın Ali Bektaş Bey. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Sabahattin Kabasakal, Karasakal. Başka var mı arkadaşlar? Satsın okudum. Yine aramızda Kerkük Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şube Başkanı Doktor Eşref Kamil Seah beyefendi. Başka var mı arkadaşlar? Buyur. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Adapazarı Belediye Başkanı Adayı İsmail Kılıç Bey. İl Başkan Yardımcısı Haluk Akbay aramızda. Teşekkür ediyoruz. Balkan Rumeli Türkleri Federasyon Basın ve Yayın Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erol Ulubey aramızda. (Gülüyor)
şurada yani okuyacağım şey. Yine aramızda İyi Parti Adapazarı İl Başkanı Başkan Adayı Selçuk Kılıç Aslan. Büyük, pardon belediye başkanı. İl başkanı. Doğru mu? İl başkanı doğru mu? Evet, İl Başkanı Selçuk Kılıç Aslan. Büyükşehir Belediye Başkanı Cihan Kolim. Adapazarı Belediye Başkanı Adayı Aydoğan Aslan Bey. Meclis üyesi Türker Ergül. Meclis üyesi Hüseyin Akça Çalışkan mı bu arkadaşlar? Ak Çalışkan. Evet. Başka unuttuğunuz var mı? Ben bu genel kurulun hep siyasete denk geliyorum. Hep nepot kırıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani. Demokrat Parti İl Başkanı İsmail Ergül Bey. Cengiz Karabaş, Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Zeki Maya Sıvcı, Demokrat Parti Serdivan Belediye Başkan Adayı. Hoş geldiniz diyoruz kendilerine. Hangisi var? Sakarya İşitme Engelliler İl Temsilcisi Davut Cengiz Bey aramızda. Tüm Siyat Başkan Yardımcısı Yusuf Çokal ve Genel Sekreter Ferhat Ateş Bey aramızda. Evet, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş Bey aramızda. Değerli protokol, unuttuğumuz, bizi onurlandıran gerek siyasetten gerek sivil toplum örgütlerinden aramızda bulunan başkanlarımız, yöneticilerimiz varsa bize ulaştırsınlar. Biz kendilerinin ismini buradan duyuralım. Teşekkür ederim. Bana gelen Kızılay Başkanı. Sakarya Kızılay Başkanı Zahit Tiryaki Bey aramızda. Yine Bakkallar Odası Başkanı Ahmet Aktar'da. Evet. Yine geldikçe bu isimleri okumaya devam edecek. Zaten bugün buraya biz biraz geciktik. Ekrem Başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile taraklıydık. Kendisi benden 4 yaş büyük ama bana abim dedi. O golü yedik. Şimdi bir de burada hem yaşla ilgili sana en yaşlı hitap ettiler hem de bir de veda konuşması dediler. Yalnız ben onu niye söyledim onu izah edeyim. Meclis sohbetlerimizin birinde biliyorsunuz bir ananızı anlattınız. Yanınızda bir abimiz vardı. Dedi ki işte siz en yaşlı üye sıfatıyla dedi. Halbuki aramızda yaş farkı yoktu diye biliyorum. Ben ona istinaden söyledim. Neyse tabii uzun hikaye. İnşallah bir akşam o meclis sohbetleri devam ediyor. Bir akşam yine o sohbetlerde bu hikayeleri, taraklı yalazalarını anlatma, aktarma fırsatımız olur. Evet biz yıllar önce bu derneğe 54 arkadaş bir araya geldik. Ben de hasbel kadar bu derneğin kurucularından biriyim. Bugüne kadar tabii ilk başkanımız şimdi rahmetle anıyoruz. Kendisine bir fatiha da okumanızı istirham ediyorum Engin Başkanımız için, Engin Pekşen için. Ondan sonra diğer göreve gelen arkadaşlar yine aramızdalar. Yerel Kültür Derneği'nin gelişmesi için, büyümesi için, bütün Sakarya'yı kucaklaması için Sakarya'nın yerleşik kişilerinden oluşan bu derneğe bütün sonradan gelen Sakarya'ya yerleşen vatandaşlara ev sahipliği yapmak için Sakarya bilincinin oluşması, az önce Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün söylediği söz çok önemli. Türkiye, Sakarya, İstanbul'la beraber gerçekten çok güzel bir mozaik ve Sakarya'da bu kadar farklı coğrafyadan gelen insanların bir kardeşçesine birlikte olarak huzur içerisinde yaşadığı güzel bir kentimiz. Derneğimiz de hem geçmişten bugüne kadar gelen kültürün korunması adına görsel ve yazılı olarak arşivleme çalışmaları yapıyor. Başkanımıza bu konudaki çalışmalarına dolayı teşekkür ediyoruz. Hem de Sakarya'ya dışarıdan göç edenlere güzel bir ev sahipliği yapıyor.
ben bugüne kadar Kurucular Kurulu'ndan başlamak üzere derneğin bugünlere gelmesinde emeğe geçen bütün yöneticilere, üyelere teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev alacak, yeni seçilecek yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Katıldığınız için hepinize de saygılarımızı, sevgilerimi sunuyor. Bir meclis sohbetinde Taraklı Yalazalarında tekrar buluşmak üzere ve yaşımı o toplantıda biraz daha düşünme imkanı olur düşüncesiyle saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli misafirler, yine gelen bazı notlar var. Ben bu arada fırsattan istifade onları okumaya devam edeyim. Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. olan genel kurulu yoğun iş programı nedeniyle bulunamadığından dolayı sizlerin huzurunda değerli davetlere selam eder. 6. olan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dilerim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Alın başkanım. Tamam. İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbay. Evet, Cavit Başkanım. Gözlerimiz sizi aradı. Kaçmışlar, nasılsınız? Buyurun. Değerli divan, çok değerli AK Parti Başkanı, Taraklı Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın Ereller Belediye Başkanı diye. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 6. olağan genel kurulu sayıları vesile olsun inşallah diyorum. Yerel Kültür Derneği'nin kuruluşundan bu yana her türlü destek verdik, içinde olduk. Siyasi durumlarıyla işte kaldırılanlar oldu. Ama hiçbir zaman bu değerli kardeşlerimizin, değerli camiadan ayrı kalmadık. Her türlü desteğimizi verdik. Allah nasip ederse 31 Mart itibariyle özgürlüğümüze kavuşacağız inşallah. Bundan sonra da her türlü destek, her şartla devam edecektir diyorum. Saygılar diliyorum, hayırlı olsun diyorum. Başkanım, sizi bırakmıyoruz. Size bugüne kadar yaptığınız derneğimiz açısından, çalışmalarınızdan dolayı evet başkanımızın bir teşekkür plaketi olacak. Arkadaşlar ayarlayanlarsa. Ya tecrübe var ya. Valla başka eli bayağı doladın ha. Başkan, evet. Bu tarafa bakabilirim. Biz de hem derneğin kurucusu olarak hem de üyesi olarak şahsımız ve divan adına Cavit Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine bir diğer başkanımız Taceddin Bey günün anısına başkanımıza bir plaket takdim edecek. Buyurun. Başkanım, buraya da bakabiliriz. Buraya da bakalım. Evet, buraya bakalım. Buraya da bakın. Taceddin Başkanım, işte böyle. Buradayım. Başkan, görüyorum, plaketlerle uğurluyorlar seni başkan. Başkanım, buraya bakalım. Sanki uğurlama merasimiydi. Her iki başkanımıza da sizlerden kuvvetli bir alkış istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, yine şu an aramıza katılan İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor Can Kolip Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Evet. Değerli hazırım, biz gündemimize sırasıyla devam ediyoruz. Gündemin 5. maddesi gereği yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması. Buyurun. Değerli divan, saygıdeğer Azurun, 6. olan kongremize hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin 27.12.2015, 23.02.2019 yılları arasındaki gelir ve giderler toplamını sunuyorum. Gelirler, aidat ve bağışlar 113.619 TL. Toplam gelir 113.619 TL. Giderlerimiz, personel maaşı 13.500, temizlik malzemesi 3.500 TL, PTT, internet, telefon 2.500, su 2.750, kira 8.000 TL, inşaat malzemeleri 57.479 TL, SSK ve vergiler 3.500 TL, kırtasiye ve malzeme alımları 4.500 TL, toplam 113.619 TL. Genel kurula arz ederim. Evet. Gündemin 5. maddesi yönetim kurulu faaliyet raporu okunmasıydı. Okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesi değerli arkadaşlar, yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve ibrası. Tahmini bütçe yok benim başkanım. Yönetim raporu yok mu? Şimdi tahmini bütçe. Peki tahmini bütçe yapıyoruz. Buyurun. Saygıdeğer divan, saygıdeğer hazırın. Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin tahmini bütçesini okuyorum. 23.02.2019, 23.02.2022. Üye ve yıllık aidatlar 10.000 TL. Bağışlar 250.000 TL. Yönetim kurulu aidatları 200.000 TL. Toplam gelirler, giderler, kira giderleri 8.200 TL. Temsil ve ağırlama giderleri 70.000 TL. Etkin ve faaliyet giderleri 61.750 TL. Demirbaş alımı ve giderleri 75.000 TL. Matbaa ve kırtasiye giderleri 45.000 TL. Elektrik, su, doğalgaz giderleri 10.000 TL. Haberleşme, telefon, internet giderleri 5.000 TL. Vergi giderleri 10.000 TL. Temizlik malzemeleri, alım giderleri 15.000. Diğer giderler 160.000 TL. Bu yıllık. Bunu 3 yılda çarptığımız zaman da 1.380.000 TL 3 yıllık tahmini bütçemiz. Hazırda sunuyorum. Evet değerli arkadaşlar. Tahmini bütçeyi okunduğu şekilde oylarında sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, denetim kurulu faaliyet raporunu. Gayet Bey buyurun. Sayın Divan, çok değerli Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin üyeleri, hepinize saygı, sevgi ve selamlıyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Evet, Sakarya Yerel Kültür Derneği Denetim Kurulu raporudur. 27.12.2015, 29.12.2018 yılları arası 3 yıllık denetim kurulu raporumuzu 6 aylık dönemler halinde incelemiş ve raporu sizlere arz ediyorum. Sakarya Yerel Kültür Derneği, denetleme kurulu üyeleri olarak yasa ve tüzükle belirtilen dönemler içerisinde aşağıda gösterilen yıllara ait denetlemeleri tarafımızdan yapılarak herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamış olup kurulumuzca onaylanmıştır. Derneğin adı geçen dönemler içerisinde gelirleri makbuz ve banka karşılığı tahsil edildiği, yapılan harcamaların fatura ve gider makbuzuyla yapıldığı, derneğin yasa gereği tutması gereken defterleri tam ve eksiksiz tuttuğu, gelir gider işlemlerinin ilgili defter kayıtları usullerine göre işlendiğini, dernek adına yapılacak çalışmaların önceden planlanarak yönetim kurulu kararıyla yapıldığını, bu nedenle derneğimiz ile ilgili dönemin içerisinde yapmış olduğu hizmet ve faaliyetlerin yasalar uygun olarak gerçekleştirmiş olup derneğimizin menfaatleri gözetilerek yürütülmüştür. Bu dönemler içerisinde gelirler toplamımız 104.344 Türk Lirası'dır. Banka mevcudumuz 325 TL olup toplam 104.669 Türk Lirası'dır. Giderler toplamımız ise 104.669 Türk Lirası olup genel kurulun bilgi ve onaylarını da arz ederim. Evet, denetim kurulu faaliyet raporunu okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
Evet, başkanım. Siz bir selamla konuşması yapmak istiyorsanız buyurun. Sayın İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Can Başkanımız. Evet, Sayın Divan, Sayın Başkanım, kıymetli protokol, değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Burada tabi Sakarya'da onlarca kültür derneğimiz var. Hepimiz Sakaryalılık şuuru altında birleşirsek eğer, yıllarca birikmiş olan kronik sorunlarımıza el de hekim eli değdirerek el ele verip tedavi edip Sakarya'yı bütün ilçeleriyle birlikte ayağa kaldırma sözü veriyorum. Sonuna kadar birlikte çalışacağız. Biz bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanma inancı içindeyiz. Çünkü gerçekten şehrimiz bir hekim eline değmesine ihtiyacı olan bir şehir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Başkanımıza biz de teşekkür ediyoruz. Buraya kadar katıp geldiler, bizi onurlandırdılar. Evet. Gündemin 8. maddesi. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazların üzerinde aynı hak tahsis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Evet arkadaşlar, okuduğum maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 9. madde, derneğin kurulacak veya kurulmuş olan federasyon ve konfederasyonlara üye olarak katılması, delege vermesi, aynı zamanda federasyon ve konfederasyon üyeliğinden çekilmek konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Bu maddeyi de okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 10. madde, yönetim kurulu seçimi, denetim kurulu seçimi. Seçime geçiyorum. Biz aday olan arkadaşlardan liste istiyoruz. Listeleri divan ulaştırsınlar. Eğer tek liste gelirse genel kurula sunacağız. Evet, seçimle ilgili listesi olan. Divan, hürmetler. Sayın Başkanım. Hadi cebinde şey yapalım. Hoş geldiniz. Biz sizi selamlama konuşması yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Uygun görürseniz buyurun. Çok saygıdeğer divan başkanım, değerli divan, çok değerli AK Parti başkanım, çok değerli Erenler Belediye Başkanım, çok değerli Karaklı Belediye Başkanım,
çok değerli verenler, AK Parti ilçe başkanım, çok değerli Kerkük Türkleri, değerli Şma Derneği başkanımız, çok değerli Yerel Kültür Derneği başkanım, çok değerli Kaytas abim, çok değerli katılımcılar, çok değerli bu güzel Yerel Kültür Derneği'ne güç veren, üyesi olmaktan şeref duyduğum ve sizlerle birlikte mutlu olduğum çok kıymetli hazırım. Her birinizi en kalbi duygularıma selamlıyorum, saygılarımı arz ediyorum. Gecikmiş olmamdan dolayı divandan özür diliyorum. Malum bugünler her yere koşmaya gayret gösteriyoruz. Biraz belki gecikmeli geldim ama demek tam noktasında geldim. Tam noktasında. Sizleri fazla yormak istemiyorum. Ben bu Yerel Kültür Derneği'nin kongresinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arıcılar Birliği Başkanı da hoş geldin diyorum. Netice itibariyle Yerel Kültür Derneği'nin ne manaya geldiğini her biri çok iyi biliyoruz. Sakarya'nın en sarı kim? Sakarya'nın en sarı olanlar Yerel Kültür Derneği'nin yöneticileri ve onların üyeleridir. En sarılığınız hayırlı olsun. Ve Sakarya ensar olmaktan dolayı çok mutlu. Dünyayı kucağında, dünyayı bu güzel bereketli topraklarda toplamanın, bu güzel kültür zenginliğini toplamanın, bu güzel sevgi toplumunda toplamanın ve birlikte beraberce dünya kültürlerini yaşamanın mutluluğunu yaşadığımızı bir defa da ifade ediyoruz. Ne kadar güzel zenginlik. Balkanlara bakıyorsunuz Sakarya'da. Kafkaslara bakıyorsunuz Sakarya'da. Karadeniz Sakarya'da. Güneydoğu Sakarya'da. Doğu Sakarya'da. Anadolu Sakarya'da. Sakarya mübarek olsun sana. Selam olsun sana. Selam olsun sana. Bu güzelliklerle kardeşçe, dostça, omuz omuza. Bizde ırk ayrımı yok. Bizde kültür ayrımı yok. Bütün kültürlerin kültürüyüz biz. Bütün kültürler bizim başımız tacıdır. Bütün etnik kökenler kardeşlerimizdir. Öz kardeşlerimizdir, dostlarımızdır. Onlarla varız, onlarla beraberiz, onlarla Sakarya'yız biz. Bu münasebetle yerel kültürün yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bütün idarecilerini yürekten kutluyorum. Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Bu kolay bir iş değildir. Bu kolay olmayan işler yapıyorsunuz. Bizler de bir nefer olarak sizler her zaman için beraberiz. Yine ben yerel kültürle ilgili Taraklı'dan sizlere bol bol selam getirdim. Taraklı'nın selamları var, selamları var, selamları var. Değerli konuklar, Feriduttin Atlar diyor ki, gönlümüzün arzusuna göre hayatta iş yapmayınız. Eğer gönlünüzün arzusuna göre iş yaparsanız, sırtınıza pişmanlık yükü yüklersiniz. Onun için bizler sadece gönlümüzün arzusuna göre değil, mantığımız bilim ışığında, dostluk ışığında, kardeşlik ışığında daha çokça ilerlere gitmek ve Kerkük'ümüzle, Musul'umuzla işbirliği halinde bütün dünyayı kucaklamak ve yerel kültür sancağı altında Sakarya'da, Türkiye'de, dünyada bayrak olmak diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Bey'e, Sayın Ekrem Yüce Bey'e bu konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli hazırım, gündemimize seçim maddesiyle devam ediyoruz. Divana ulaşan şu ana kadar bir liste var. Seçimin tek liste olması sebebiyle buradaki gizli oy ibaresini genel kurulun oluruyla açık olarak değiştirmek istiyorlar. Ben bu maddeyi sizin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Sakarya Yerel Kültür Derneği Yönetim Kurulu listesi. Ben sırasıyla sizlere okuyayım. Asil üyeler Necmettin Kırık, Orhan Yılgence, Mustafa Kaytas, Ertuğrul Öztürk, Yılmaz Dünya,
Cemal Başar, İbrahim Şahin, Kadir Uyan, Uğur Çelik, İrfan Bıçakçılar, Semih Gülşah, Ferdun Acar, İbrahim Akçalı, Yalçın Geze, Ali Urgan, Hidayet Yiğit, Sedat Abuç, Berat Şirinat, Selami Gürsoy, Mülayim Gürkan, Zarol, Erdinç Atalay, Özer Özçınar, Fatih Ok, Kadir Sayın, Cahit Kaytaz, İlker Semiz, Serkan Çakır, Ömer Buruşoğlu, Koray Filiz, Erdem Koçoğlu. Bu okuduğum isimler asil üyeler. Denetleme Kurulu asil üyeleri Zahit Tiryaki, Cevdet Koç, Cemalettin Başkanat, Abdülfaruk Kır, Ertuğrul Aktaş. Bu okuduğum arkadaşlar da Denetim Kurulu asil üyeleri. Yedekle de okuyayım başkanım. Peki okuyalım. Yönetim Kurulu yedek üyeler Semih Tuna, Şahin Kaya, İbrahim Aktaş, Bilal Balıklıkaya, Hidayet Küçükkara, Namık Dürgüt, Serkan Kılıç, Ali Türkan, Recep Altaş, Halim Oslu, Nedim Altıntaş, Mustafa Şahin, Mehmet Mutlu, Serkan Koç, İsmail Sert, Gökhan Çalışır, Mehmet Gök, Harun Ölmez, Serkan Sarı, Hüseyin Turan, Mehmet Bozkurt, Zekeriya Çelik, Hüseyin Döngel, İlkay Durmuş, Süleyman Bozkurt, Bedri Güdil, Ali Akduman, Ridvan Ertürk, Ekrem Şimşirel, Enise Kaytaz. Bunlar yönetim kurulu yedek üyeleri. Denetim kurulu yedek üyeleri Adem Çakmak, Eşref Uysal, Hasan Silistire, İsmail Keskin, Aykut Karakaş. Değerli hazırım, bu listeyi okuduğum şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Evet, hayırlı olsun. Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin 6. Genel Kurulu şu an itibariyle gündemin 10. maddesini tamamlamış bulunuyoruz. 11. maddede dilek ve temenniler kapanış var. Bu bölümde söz almak isteyen yoksa başkanım sana bir teşekkür konuşması için söz düşer herhalde. Buyur. Canik Bey de söz istiyorum herhalde. O zaman şöyle yapalım. Canik abi bir şey yapalım. Ne? Buyur başkanım. Peki. Değerli hazırım, değerli misafirler. Öncelikle tekrar bizi bu göreve tayin ettiğiniz, görevlendirdiğiniz için tüm Sakarya Yerel Kültür Derneğimizin üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah biz yine Sakarya Yerel Kültür Derneği'nde hem kendi kültürümüzle ilgili çalışmalar yapmak ama bununla birlikte de Sakaryalı grubu, şehir aidiyetliği ve kalbimizin başkenti, gönlümüzün başkenti Sakarya içinde çalışmalar yapmak için mücadele edeceğiz. Ben tekrar yönetim kurulunda benimle beraber görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda görev almayıp geçen dönem bizde görev almış arkadaşlara emekleri için, destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için de şahsım ve yönetim kurulu adına hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Yalnız bundan sonraki yükü biraz daha ağır. Çünkü güzel şeyler yapmaya, ortaya çıkartmaya alıştırdı bizi. Her seferinde farklı bir şey görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel şeyler imza atacaklar yönetim olarak. Biz kendilerini bir kez daha tebrik ediyoruz. Siz değerli misafirlerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Canif abi buyur. Kusura bakma, seni unuttum. Ama yani sen ağır top olduğun için sonra da buyur. Sayın Divan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayları, değerli basın yüzde temsilcileri, değerli belediye başkanlarım,
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derneğimiz 2002 yılında kurulduğumuzda siyaset üstü çalışmalar yapacağımızı beyan ettik ve aynı beyanda da devam edeceğiz. Aynı görüş devam ediyor. Sakarya Türkiye'nin mozaiğini oluşturuyor. Fakat bazı illerde kültür şehri diyorlar. Bizim kadar kültür şehri olan bir yer yok. Ben siyasi konuşma gereği duydum. Üyelerimden kendime kurucu olduğum için iki dönem başkanlık yaptığım için bundan sonraki siyasi oluşumlarda bütün Sakarya'yı kucaklayacak oluşumlar olması sivil toplum örgütlerine ve siyasilerimize sesleniyoruz ve Sakarya kazanır diyoruz. Bu inşallah son olur. Çünkü bana çok yoğun bir, kendi tarafıma yoğun bir baskı oldu. Bu konuşma gereğini duydum. Bizler atalarımızın izindeyiz. Bizler atalarımız keçilerin boynuzlarına mum ışığı yakarak Yunan'ı denize döken derin torunlarıyız. Yaylalarda kalanlara yörük, yerleşik düzenini tutanlara manav denir. Biz ülkemize taş koyan, ülkemize barikat koyanlardan torunları değiliz. Biz ülkemize kanımızı, canımızı dökenlerin torunuyuz. Hepinizi saygı ve selamlıyorum. Sakarya spor ve yerel kültürle ilgili kültür şehri yapma ne gibi projeleriniz var diye bana bilgi verdiler. Biz de size inşallah sporla ilgili bir spor adasını oluşturacağız. Çünkü Sakarya gerçekten
sportif faaliyetlerde Türkiye'de parmak ısırtacak kadar önemli faaliyetleri var. Bunları tekrar biz spor adasıyla bütünleştireceğiz ve Sakarya'yı Türkiye'de gözde bir spor adasıyla bütün branşlarda ciddi bir okul haline getireceğiz. Mektep haline getireceğiz. Bu bizim olmazsa olmaz dediğim projelerimiz arasında. Yerel Kültür Derneği ile ilgili de sadece yerel kültürü olmakla beraber buradaki 74 tane etnik kökenli olan derneklerimize kapsayan bir vadi oluşturacağız. Bu vadinin ismi Kültür Vadisi ve Çarşısı. Hem çarşısı hem vadisi. İnşallah bunun kültürümüzü, kültürlerimizi burada hep birlikte dostça, kardeşçe, büyük bir muhabbetle, büyük bir sevgiyle yaşanabilir hale getirmek, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi unutmadan ilelebet ileri doğru yürümenin çalışması, altyapısını oluşturacağız. İnşallah. Teşekkür ederiz başkanım. İyi günler.